Tekrar merhabalar hanımlar. Hiç arayı uzatmadan ben yaptım, geldim. Hemen birinci bölümünü paylaştım. Daha siz işe başlamadan ben ikinci bölümünü bitirmek için şu anda çekimdeyim. Ne demiştik? Şu kenarda yapın demiştik, değil mi? Şu kenarı yaptık ama hanımlar, şimdi bu kenarın bitişini göstereceğim ben size. Hep böyle bitişini göstermeden işi bitiriyoruz ya. Ya da ben bitiriyorum. Şimdi şu bitişini bir çekelim. Ondan sonra başlayalım patiğimizin diğer işlemlerine. Şöyle gece çekimi bu kızlar. Biraz gölgeli oluyor ama işte elimden geldiği kadar gölgeli olmamasına dikkat edeceğim. Şimdi 33 sıra daha yaptık. Bu kenarda bitirdik hanımlar. 33 sıradan sonra bitişimiz var. Hani ilk başta zincir çekerken onun yerine şu işlemi yapacağız. Kesme işlemi. Şöyle birer birer aynı yine örer gibi alıp birer birer keseceğiz. Şu şekilde. Bundan sonra hemen tabanın yapımına geçeceğim ben. Tabanında yaptıktan sonra tabii üst şeritlerini yaptıktan sonra tabanını yapacağız ki şeritler tabanla birlikte yürüyecek. Bu şekilde. Bu şekilde patiğimizi bitirelim. Şimdi patiğimizi kestik. Bakın. Kestik. Makasımızla bu ipimizi biraz uzunca keselim. Patiğimiz bitti hanımlar. Şöyle şunun içinden geçirelim ve bitsin. Şimdi bu bitti. Bakın. Bunu da şöyle bırakalım. Şöyle bırakalım bunu da. Şu şeridin yapımına geçelim. Bu şeridi şöyle normal tığla hemen zincirinizi çekin. 7 tane zincir çekelim. 1 bu 1. İlk zinciri ben her zaman saymıyorum. Kimse de saymıyor. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu 7 zincirin içerisinden 6 tane ilmek çıkaracağız. Zaten bir tanesi var. Hemen dibine değil. Bir tanesi var. Hemen 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmek çıkardık. Bakın. 6 tane ilmek çıkardık. Bunları geri toplayalım. Aynı Tunus işi yapacağız. Ama 6 ilmek üzerinde yapacağız. Bunu tam 33 sıra yapacağız. 33 sıra bu şekilde 2 tane şerit yapın. Sonra şeritleri nasıl yerleştirdik, onu size göstereceğim. Bakın hiçbir şey yok. Şu hepsi bu kadar yani. İşte bu. Bunu 33 tane sıra. Bakın 1, 2, 3 sıra yaptım. 30 sıra daha yapıp geleceksiniz. Ondan sonra ne yapmışız? Bunu şöyle kenara bırakıyorum. Şunu elimle alayım ben. Ondan sonra kenarını istediğiniz renkteki iple sık iğne yapacaksınız. Sık iğne dolanıp geleceksiniz bunu. Sonra patiğinizi şöyle yere serip bakın. Şöyle patiğinizi şöyle iyice yaklaştırayım. Bakın. Patiğimizi düzelttik. İki tane dilim tam. Bakın. Bir, iki dilim tam. Birer dilim yarım. Tamdan sonra şu şekilde sayacaksınız. Tamdan sonra bakın şurası bir dilimin bitişi. Şöyle yaklaştırayım kızlar. Şurası dilimin bitişi. Şurası dilimin ortası. Şu bitişten sonraki dilimde
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıranın görünmesi lazım. İğne ile bu uca tutturduk. Burası da aynı şekilde bu uca tutturduk. Sonra bakın arada 1, 2, 3, 4 sıranın görünmesi lazım. Yani çok kolay çapraz şekli vererek bunları böyle patiğin üzerine tutturdum. 33'er sıra yapıp patiğimizin üzerine çapraz şeklinde tutturacağız. Ondan sonraki üzerine istediğiniz motifi koyabilirsiniz. Ben böyle bir motif koydum. Bunu anlatırım. Şimdi hemen gelin bu patiğimizin, umarım burası anlaşılır olmuştur. Şöyle ortalayıp patiğimizi bakın. Şu başları birleştirin kızlar. Eğer zorlanırsanız sayın. Şöyle birleştirdik. Eşit bir şekilde. Ve ortayı bulduk. Ortayı bulduk. Ortaya şöyle bir işaret koyalım. Şöyle dursun, bir işaret koyalım. Şimdi ortaya işaretimizi koyduk. 5 tane işaretten sonra bakın 1 şöyle sayayım hanımlar. 1 2 3 4 5. 5.'ye tekrar işaret koyduk. Yani ortanın 5 bu tarafta, 5 de bu tarafta 10. Bir tane de ortada 11 tane. 11 taneyi biz tabana ayırdık. Bu kenarda 56 tane olması gerekiyor. Yani 56 şekilde sayarsanız 56 sıra burada. 56 sıra da bu kenarda olması gerekiyor. Şimdi hemen tığımızı alıp tabanın yapımına geçelim. Şu ipliği çıkarayım artık. İşime yaramıyor. Şöyle şu şekilde. Bakın. Tığımı taktım. 11 tane ilmek çıkaracağım ben buradan şimdi. Bir zincirle sağlamlaştırdım hanımlar. Şurası orta. Şimdi bu ortanın 5 tane bu tarafta, 5 tane bu tarafından ilmek çıkaracağım. Tığımdaki 1, 2, 3, 4, 5. Geldik ortaya. Ortadaki ipimi alayım. Ben sayarım ama sırf sizin hani yeni yapanlar biraz daha iyi anlasın diye çıkardım ortayı. Tekrar devam ediyoruz. Her ilmekten bir tane çıkarıyoruz. Geldik iz koyduğumuz yere. İpimizi çıkardık. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. İlk sıramızı normal örerek gelelim. Geri toplayalım bunu. Geri topladık. Ayaklarınız eğer taraflıysa bunu 12 tane yapabilirsiniz. Şu ilmeği şöyle tutun. Hemen şu sırada bakın. Hemen şu sırada şunu çekin çıkar. Şimdi tığdaki bir şurada bir tane ilmek gibi var. Sakın bunu almayın. Bu artar. Tığdaki bir hemen onun önündeki 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakın 11. Şimdi geldik bu sıraya. Hemen şurada bir tane aldık. Direk kaydırma tekniğiyle bunun içinden geçirdik. Sonra toplayıp geri gelelim.
İlmeklerinizi sayın ki eksik fazla olmaz. İkinci sıra. Şimdi bunu bu şekilde şeritlere doğru gidiyoruz zaten. Şeritlere kadar böyle yapalım. Tekrar gösteriyorum. Çıkardım. Bakın şurada bir tane var. Bunu almayın. Tamam mı? Hemen kıldaki bir, bu iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir de içinden geçirmiştik. 11. Tekrar hemen sıraya bir tane daha. Bütün taban böyle gidiyor. İçinden çektik. Şimdi bunu bu şekilde şuraya kadar gelin, burada göstereceğim. Hadi bakalım devam edin. 11 ilmek üzerinde çalışın. Şimdi bakın hanımlar, tam 10 sıra yaptım. Pateğimizin altını 10 sıra yaptım. 10 sıradan sonra nereye geldik? Şeritleri eklemesine geldik. Şimdi hemen şuradan şu köşede şeritimizin hemen köşesinde battık. Bunun da yine sırayı takip ederek şu şekilde bunun içerisinden çıkarttık. Devam edelim. Yani hiçbir zorluğu yok. Bu üzerindeki şeridi de istediğiniz şekilde evirip çevirip şekil verebilirsiniz. Geldik buraya. Bakın. Hemen köşesinde. Şuradan. Bunun da hemen tabii ki iliştirdim. Tekrar alayım. Şöyle daha rahat aldık. Bu köşeden aldık. Bakın. Bu köşeden aldık. Bunu da aynen sırayı takip edelim. Bir de burada. Çektik. Ve tekrar kaydırma tekniğiyle bunun içinden çektik. Devam edelim. Ve geldik. Tekrar tığı çıkardım. Bakın. Geldik şimdi. İkinci sıraya. Hem alttan maviyi alıyoruz burada hanımlar. Bakın hem maviyi alıyoruz hem de beyazı aldık ve çektik. Devam edelim. İsterseniz biraz şöyle yaklaştırayım, biraz daha yakından görünsün, olur mu? Hah, bir tık daha yakınlaştırdım hanımlar. Yine aynı 11 ilmek. Sakın eksiltmeyin. Hemen ikisini birden almak zor geliyorsa, bakın bunu ayrı alın. Beyazı ayrı alın. Maviyi de ayrı alın. Yani ikisini birbirine birleştiriyoruz. Hepsi bu. Zor bir şey yok. Çektik içinde. Tekrar bakın. Şurada. Bir de mavi de. Aldık ilmeğimizi, çektik, bölgeye devam. Bu şekilde tabanımızın yapımı devam edip gidecek kızlar. Taban yapımı bu. Yani bu şeritler
buraya eklenmiş oldu. Patiğimiz bu şekilde toparlanacak. Biraz yapalım. Tekrar göstereyim. Bu şekilde devam edin. Şimdi bakın. Şeritin birisini ekledik. Şu şekilde birisini ekledik. Patiğimiz üst kısmı şu şekilde. Tabii bu da eklenince görüntü olarak harika bir patik olacak. Bu şekilde yapın, tabana kadar gelin. Tabanı nasıl yapmışız onu göstereceğim. İki şerit arasında 1, 2, 3, 4 sıra. 4 sıra şey var. Dilimden kalan 4 sıramız var. Yani çarpıyı ona göre yaparsınız. Şu şekilde arkadaşlar. Ayakta çok şık duruyor. Çok şık duracak ayakta. Şimdi bu şekilde tabanı yapın. Ta ki bitişe gelene kadar. Bitişe geldiği zaman birlikte bitişinde yapalım. Olur. Hadi bakalım. Şimdi ne yaptık? Kızlar bakın. Bu burada duruyor. Biz bu tabanı yaptık. Bakın. Tabanı yaptık. Burayı şu şekilde sıfırladık. İkisi birbirine eşit oldu. Hemen gelin şimdi tabanın şu kısmını yapacağız. Şimdi burada bizim 11 tane ilmeğimiz var. Bu 11 tane ilmeği direkt buraya kadar götürürsek, yani bitişe kadar götürürsek bu patik biraz daha büyümüş olur. Onun için biz bu 11 tane ilmeklerden keserek ağız kısmına doğru gideceğiz. Gelin bakalım şimdi nasıl kesmişiz. 5 sıra hiç kesmeden yapacağız. Hani sıfırladık ya. Şöyle biraz büyüteyim. Şimdi 5 sıra bunu tabana doğru çıkalım. 5 sıra. Hemen şuradan ilmeğimizi alalım. Son ilmeğimizi de. Bakın bir tane ilmeğim kaldı. Onu da aldım. Şimdi örmeye devam edeyim. Bu arada arkadaşlar bir şey açıklama ihtiyacı duydum. Benim anlattığım patikleri eğer beğeniyorsanız istediğiniz zaman anlatabilirsiniz. Ben sadece kendime Müslüman değilim. Sadece kendimi düşünenlerden değilim. Herkes faydalansın. Bu patikte çok kolay bir patik. Herkesin anlatabileceği bir model. Anlatın. Benim için hiçbir sakıncası yok. Yani yok model bana aitmiş de, yok benim emeğimmiş de, ben burada niye varım? Faydalı olmak için değil mi? Onun için herkes benim işimin hangisini beğenirse onu anlatsın. Hiç sorun değil. Tekrar aldık. Artık yukarı doğru çıkmaya başladık. Şimdi bir sırayı son sıraydı. Bu benim birinci sıram. Patiğin arka tabanını yükseltirken 11 ilmek devam ediyoruz. Bakın kenara geldik. Aldık. Şöyle yaklaştırayım. Böyle netleşsin. Tamamdır. Aldık. Aynı şekilde devam. Beş sıradan sonra 11 ilmeğimizi kesmeye başlayacağız. Bu ikinci sırası. Bakın şuraya doğru yükselecek. 5 sıra
ya da 6 sıra. Şöyle bir 5 sıra yapın bu şekilde. Bir gelin bakalım. Şimdi bakın. Tabanı döndük. Aynen burası gibi buraya da devam ediyoruz. Her ilmeğin üzerine bir tane örerek bunun üzerine ekliyoruz. Kaç sıra yaptık? Şöyle bakın. Gayet belirgin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Şimdi bu 7 sıradan sonra tabanımızı azaltacağız. Gelin nasıl azaltmışız? Tekrar şöyle yapayım. Aldık. Şimdi şuradaki ikisini bir. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şuradaki ikisini de bir. Şu ikisini de bir. Çektik. Tekrar şuradaki ilmekten alalım. Kaydırmayla çekelim. Zaten burasını bakın şöyle iyice odaklayalım arkadaşlar. Her sıradan bir tane. Çektik. Tekrar ikisini bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Kenarda da ikisini bir. Tekrar ikisini bir. Kenardan aldık. Ve çektik. Bunu da toplayalım. Tekrar alalım buradan. Tekrar ikisini bir, iki, üç, dört, iki tane de burada ve beş. Tekrar kenardan alıp içinden geçirdim. Şimdi beş taneye düştü. 11 tane ilmeğimiz, 5 tane ilmeğe düştü. Bu 5 taneyi devam ettireceğiz hanımlar. Bu şekilde taban kısmı çok güzel oluyor. Hem ayaktan hiç çıkmıyor hem de ağız kısmında bolalma olmuyor. 5. 5 ilmek üzerinde çalışıp ağız kısmına kadar gideceğiz. Şöyle bir kontrol edelim. Bakın. Şu şekilde. Şu şekilde. Tabanımız. Şimdi buraya kadar örelim gelelim. Şimdi bakın. 11 taneydi. 11 taneyi 5 taneye düşürdük. Ve taban kısmını yukarı kadar çıkarttık. Çok güzel oldu. Tam da bir taban. Hemen son sıramızı da yapalım. Ve patiğimizin tabanını bitirelim hanımlar. Bir sıram kaldı. Şunu da şuradan alıp çıkardım. Tekrar 5 tane
yapıp bitireceğiz. Evet, işlem tamam. Şimdi bunu şuradan içeri doğru çekip tamam diyelim. Bir zincir daha çekip bunu burada keselim. Tabanı burada bitmiş oldu hanımlar. Şimdi gelin ağız kısmını nasıl yapacağız? Bir de ağız kısmını birlikte yapalım. Şöyle beyaz kullandım ama siz istediğiniz renkte hangi rengi yaparsanız o renkle çalışma yapın. Ağız kısmına bu sefer tamamen sık iğne yapacağım. Şöyle biraz uzun bırakın ipinizi. Bu ipi de içinde götürürüz zaten. Bir zincirle sağlamlaştırdık. Hemen bunun yanındakine bir tane sık iğne yaptık. Bir tane daha sık iğne yaptık. Burada bir tane kesmem olacak. Çünkü ağız kısmı biraz daha derli toplu olması lazım. İki sık iğne yaptık. Üçüncü de tığımızda üçünü bir çektik. Tekrar devam edelim. İki. Şimdi ben ağız kısmı ayakta daha kip dursun. Hani ayaktan çıkmasın diye 8 tane de bir kesmem olacak. Şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne yaptıktan sonra çekmedik. Çekmedik. Üçünü bir çektik. İsterseniz ağız kısmına bir sıra ana renkten mavi gidersiniz. İsterseniz yani hangi rengi kullanıyorsanız o renkten böyle 8 tane de bir keserseniz ağız kısmı daha toplu olacak, pardon. Şu şekilde. Patiğimizin ağız kısmında dolanıp gelelim. Dolandık geldik ve bitirdik hanımlar. Şurada bir zincir çekelim ve beyaz ipimizi de uzunca kesip bu ipi içeride saklayacağız. Ve patiğimizin ağız kısmı da oldu. Patiğimizin ağız kısmını da bitirdik. Kızlar bakın. Bu patik ayaktan kesinlikle çıkmaz. Mümkün değil. İplerini de içine temizledik mi? Patiğimiz müşterisine hazır. Bu kadar basit. Şimdi gelin üzerindeki motifi de yapalım. Bakın motifi isterseniz böyle yaparsınız. İsterseniz şöyle bir şey yaparsınız. Yani böyle bir motif yaparsınız. Ya bu büyük derseniz bakın sarı da güzel oluyor. Böyle hani bazıları böyle süslü canlı renkleri çok sever. Böyle bir şey de olabilir. Ama ben size bu motifi anlatacağım. Bantlarımız 33 sıradan oluşuyor. Ha bu elinizin sıklığına bağlı. Eğer eliniz çok sıksa 34-35 sırada yapabilirsiniz. Patiği kendinize yapıyorsanız ayağınızın üzerine tutun. Böyle bakın ki yetiyor, alta ulaşıyor. Şu taban kısmına baktığınız kişi şuraya ulaştı.
Yani buraya yetiştiyse tamamdır. Vallahi çok güzel oldu. Ama tabii ki benim mankenim olmadığı için kendini çok göstermiyor. Yine de harika oldu. Şimdi gelin sizinle birlikte bu motifi nasıl yaptık onu da göstereyim. Şimdi şu motif için isterseniz sade beyazdan yaparsınız, isterseniz böyle ortasını mavi, ben hep parmağıma sarıyorum. Şöyle bir sihirli halka yapabilirsiniz. Sihirli halkadan ilmeğinizi çıkarıp bir zincir çektikten sonra bir zincir daha çektik. Bakın şu ip içinde oynar halde olması gerekiyor. Tamam, böyle çekince ipinizin gelmesi gerekiyor. Sihirli halkada. Hemen bir zincir daha çektik. 3 tane zincir çektik. Aynı yuvaya 6 tane trabzan yapacağız. Bir zincir çektik. Bir trabzan. Bir zincir çektik. Bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. 2 2 4 5. Bir zincir çektik. Bakın şu ip oynuyor. Bir trabzan yaptık. Bu şekilde 1 2 3 4 5 bir zincir çektik. İpimizi çekelim. Sıkışsın. Sıkıştı. Ve hemen buradaki zincire bağlayalım. Kaydırma tekniğiyle bitirdik. Küçük bir yuvarlak oluşturdu. Bir zincir çektik. Bu ipimizi kestik. Bu ipimizi kestik. Şöyle bir yuvarlak. 6 tane yuvası oluşan bir yuvarlak yaptık. Şimdi hemen burada 6 tane yuva var. İlk yuvadan tığımızı taktık, beyazımızı aldık. Bu kadar yeterli. 1 2 3 zincir çektik. Tığın başına aldık. Aynı yuvaya 1 2 kere de çektiğimiz trabzan yaptık. Bir tane daha aynı yuvaya 2 tane trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Hemen aynı yuvaya bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir çektik. Tekrar yanındaki yuvaya. Bir, iki. Aynı yuvaya. Bir, iki. Bir, iki, üç zincir çektik. Aynı yuvaya bir tane sık iğne daha yaptık. Bu şekilde bu yaprakların, bu yuvaların içini 6 tane yaprak yapıp gelelim. Şimdi bakın 6 tane yaprak yaptık geldik. 2, 4, 6. Öbür yapraklar da bunların şu iki yaprağın arasına gelmesi lazım. Onu nasıl getireceğiz? Hemen şu arkasını çevirelim. Şöyle şu ortadan, bakın şu ortadan herhangi bir ilmeği takıp kaydırma tekniğiyle işin ortasında bağladık. 1 2 3 tane çektik. Buradaki işin hemen ortasından aldık. Sık iğne. 1 2 3
Hemen çevirdik. Bakın 3 tane olmuş oluyor zaten. Şunun arkasından bir tane daha aldık. 1 2 3. Şöyle bir daha çevireyim hanımlar. Bakın. Şu arkadan bir tane daha aldık. Bu şekilde 6 tane yuva da arkada olacak. Bir, iki, üç. Tekrar ortadakinden kaç tane oldu? Bir yuvalarımızı sayalım. 1 2 3 4 5 son yuva 1 2 3 hemen buradaki zincire şöyle bağladık. 1 2 3 buradaki yuvanın içerisine 1 2 1 2 Bakayım şöyle kaç tane yapmışım hanımlar. Burada 2 4 5 tane yapmışız. Üç, dört ve beş. Bir, iki, üç tane zincir çektik. Aynı yere bir tane sık iğne yaptık. Bir, iki, üç. Aynı teknik. Tekrar bakın buradaki yuvaya. 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir çektik aynı yuvaya. Bu şekilde doldurup gelelim. 6 tane de yaprağın altında olması gerekiyor. Evet, son yaprağı da yaptık. Hanımlar bakın. Aynı yuvaya sık iğne yaptık. Şöyle çevirin. Şuradan herhangi bir yere iliştirir. Zincir çekerek bitirelim. Bunu da bitirdik. İşte bu. Yapacağınız şeritlerin ortasına bunu iğneyle dikeceksiniz. Hepsi bu. Sarı da farklı görünüyor. Benden bu kadar. Varsa hatamız affola. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenirseniz tabii ki beğenirsiniz. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. İsteyen istediği şekilde yapıp satıp para da kazanabilir. İsteyen bunu anlatabilir. Yaptığınız işleri Instagram'dan bana atın. Biz de yaptık diye. Çünkü birçok müşterim böyle yapıyor. Abla yaptığım işi nasıl oldu diye. Benden daha güzel yapacağınıza eminim. Bakın bunlar da böyle oynuyor zaten. Şık bir patik oldu hanımlar. Evet. Bugün de bu kadar. Bugün de işimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hep birlikte yapalım. Hep birlikte kazanalım. Yalan dünyanın malı hiç kimseye kalmaz. Ben böyle biliyorum. Böyle öğüt aldım. Böyle yetiştim. Hiç kimseye kalmaz bunlar. Yeter ki size faydalı olabileyim. Başka hiçbir amacım yok. Allah'a emanet olun. Başka bir işte görüşmek üzere.